Merhaba. Yansımaların bugün çok özel bir konuğu var. Tiyatrocu, yönetmen, yazar, oyuncu. Birçok karpuza sahip. Koltukta çok şey var. Ayşenil Şamlıoğlu. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Yayına katıldığım için mutluyum. Biz de İyi sizi görünce yayınlar çok diliyorum. mutlu olduk. Sağ olun. Şimdi yansımalarda küçücük bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaklaşık 30 dakika. Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Tabii ki Türkiye sizi çok iyi tanıyor ama kısa bir biyografi özeti gibi daha genç kuşaklara da ulaşılabilir kılmak ve teknolojinin nimetlerinden yararlanmak için geçmişe doğru bir yolculuk yapıyoruz. Sayıştay üyesi Servet Bey'in güzel kızısınız. Nasıl bir ortamda yetiştiniz? Eğitiminiz birazcık karışık. Neden karışık? Basın, yayın, halkla ilişkilerde okuyorsunuz, mimarlığa gidiyorsunuz, hepsini bırakıyorsunuz, Almanya'ya gidip dil öğreniyorsunuz. İlginç bir serüven. Bu serüveni sizden dinleyelim. Nasıl bir ortamda büyüdük? Nasıl bir eğitim programından geçtik? Babam Sayıştay Başkanı'ydı. Almanya'da olmamızın nedeni de gene babamın göreviydi. O zaman da Frankfurt Maliye ve Ekonomi müşaviriydi. Onun için gitmişti. Ben üniversiteye girmek üzere hazırlığa başladığımda tabii derdim tiyatro okumaktı. Fakat bizimkiler biraz ısrarlı oldular. Yok istersen sen bir önce üniversite bitir, sonra konservatuvar bitirsin, yaşın daha genç dediler. Genelde kurulan cümledir bu çocuklara. Sonra ben pek benim gönlüme uygun olan eğer hani oyunculuk değilse ne yaparım? Gazetecilik çok hoşuma giden bir şey. Gazeteciliği bari yazayım dedim. Sonra İstanbul Halkla İlişkiler, basın yayın. Orayı kazandım. Çok güzel. Tam okula kaydımı falan yaptırdım. Babamın Frankfurt'ta tayini çıktı. Bütün aile Frankfurt'a gidecek. Ben dedim ki, ben geride kalmam, ben de geleceğim. Babam da tam bir Atatürk devri şeysi. Bürokratı. Dedi ki, o zaman git. Sil bakalım o kaydını üniversiteden. Çok Evet. şeker. Yani bir daha kazanamayabilirim. Halbuki kayıt dondurabilirim. Evet yani. Bir başka arkadaşım faydalansın dedi. Haklı. Peki dedim, Harika. gittim sildim kaydı. Frankfurt'a gittim. İşte Frankfurt'ta bir yıl aileyle birlikteydim. Sonra tabii tekrar üniversite sınavına girmeye karar verdim. Çünkü oradaki okullar vesaire yani dil dersi almama rağmen gene de okuma falan falan onlar biraz zorlu olacak belliydi. Tekrar üniversite sınavının şeylerini kağıdı doldururken annem dedi ki, bu kadar güzel resim yapıyorsun. Evet, hakikaten iyi resim yapan biriydim. Neden şey istemiyorsun? Yani resimle Mimarlık. ilgili bir yer mi? Mimarlık mesela dedi. Ama seni mi kıracak dedim. Kıracağım dedim. ODTÜ mimarlık diye enişte yazdım. Benim hayatım hep böyledir ama. Yani hep hayatta bir takım bir şeylerle böyle adeta şaka yapar gibi yaşamışımdır. Altında gene basın yayın yazıyor. Kazanıyorsunuz. Tabii. Bu sefer tabii yani ODTÜ'yü kazanınca öyle bir coşkuyla herkes kutluyor ki evet hep yani mimar olmak istemiştim falan diye o genç akılla. Çocuksunuz yani. Bir anda ben de bir havaya girdim. Fakat mimarlık okurken gördüm ki ya ben mimar falan olmak istemiyorum. Yani tiyatro aşkı çok daha ağır basıyor. Sonunda 3. sınıfı bitirmiştim. Hocalarımdan Jale Ersen'in de Ayşen'in makus talihini kabullenebilecek öğrencilerden biri değilsin sen. Eğer mimar olursan çok mutsuz bir mimar olacaksın ve mutsuz bir insan olacaksın. Ne olur ne yapmak istiyorsan onu yap. Burada mimar olmak zorunda değilsin de. Biri bana bunu söyledi en sonunda. Biri söyledi bak. O kadar çok mutlu oldum ki. Derhal bıraktım.
bölüm. Sonra babam çok, Allah rahmet eylesin, çok Amin. tabii çok bambaşka bir adamdı. Annem de babam da. İkisini de çok üzen şey, bu kadar mimar olmak istemiyordum, bu kadar mutsuzdum. Niye bu kadar çok yıl geçirdi Bir de emek dediler verdiniz, bana. okuyorsunuz, kazanıyorsunuz. Tabii. Zor yani. Dedim ki yani sizi üzmek istemedim. O kadar mutluydunuz ki. Çok Olmaz, bu senin empati. hayatın, senin mutluluğun dediler. Sonra tabii bir sanatçı Ankara. olarak beni hep desteklediler. Ankara, İyi ki önce Adana desteklemişler. Devlet Tiyatrosu'nda başladım. Oyuncu ve Sonra yönetmen Ankara. yardımcısı olarak değil mi? Adana'da önce. Evet. Adana Bölge Tiyatrosu'nu kuran 9 oyuncudan biriydim. Tabii Ayşe'nin Hanım'ın Ah, yaşamdaki tekrardan. neşesi, coşkusu, kararsızlığı, kararları gerçekten renk katan, yakından tanıdığım için hocam. Hep verici, hep üretken ama her şeyden önce hep çocuksu ruhunu da muhafaza eden bir yapınız var. O nedenle de Evet. yaptığınız bütün disiplinlerde başarılı olmuşsunuz. Hani ne alaka deniyor bir mimarlık, bir basın yayın. Hepsi zor ve kendine göre meşakkatli işler. Ama kendinizi sonunda Ya, buldunuz, tiyatro. evet, yani şeyler de benim özellikle çizim konusunda hazırladığım pek çok şey, ödev mi diyeyim ona, yani yapılan, bizden istenilen çizimlerin çoğu üniversite tarafından alıkoyulmuştur, bölüm tarafından. Yani Harika. Hatta gerçekten reklam bu konuda. ajansında bile çizim yapmışsınız bir dönem, değil mi? Anadolu Tabii Ajansı'nda illüstrasyon çizerim. çalışıyorsunuz. İllüstrasyon müthiş. Aslında ne işi yapsanız iyi yaparmışsınız. Bunu anlıyoruz biz. Çünkü sadece Fakat bir şey sevmek yetmiyor. söyleyeyim mi? Evet. O noktada beni çok heyecanlandıran, şimdi bu dediğinize geleceğim. İşte bir Alman mimar dünyadaki ilk üçte ve hem kendi kurduğu okulu da var, hem işte koca bir şirketi var ve bu tür adamlar yılda bir kez de gönüllü bir proje yaparlar, ücret almadan. Ve sanat köyleri yapıyor değişik ülkelere. Türkiye'de böyle bir şey yapılabilir mi üzerinden? O zaman TOBAV Başkanı Tamer Levent, Tamer'in davetlisi olarak geldi ve TOBAV'da oturuluyor. Tamer beni de tanıştırdı kendisiyle. Ayşenil de sizin meslekten az kalsın, mimarlık okuyordu, bıraktı. Konservatuarı bitirdi ve şu anda Oyuncu Devlet Tiyatrosu'nda dedi. Adam şöyle bir dönüp baktı bana. Ve ben sizi tanımıyorum ama siz çok iyi bir oyuncusunuz, değil mi Nereden anlamış? dedi. Yani öyle diyorlar dedim. Siz dedi üniversitede okurken resim konusunda, yani bölümde de mimarlıkta da çok başarılıydınız, değil mi dedi. Evet dedim. Sizi dedi kaybeden bölümünüze, üniversite hocalarınıza ben yazıklar olsun diyorum dedi. Çünkü dünya çok önemli bir mimarı kaybetti ama çok iyi bir sanatçı kazandı dedi. Şimdi Ne bunu güzel deyince söylemiş. ben o kadar fena oldum ki, bu çünkü çok çok fazlasıyla büyük bir iltifat. Bir anda gözlerim doldu. Adam dedi ki, bakın dedi, eğer benim öğrencim olsaydınız sizi kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapardım dedi. Ha, unuttuğum bir şey var. Bana dedi ki, siz dedi çizmeyi çok seviyordunuz. Hani yaratmayı, planlamayı çok seviyordunuz ama statik, strength, beton, bütün bu derslerden nefret ediyordunuz, değil mi dedi. Ki öyle. Anlamış. Keşke o Dedi ki modelde yani eğitim modelleri olsaydı.
Tabii. Çünkü onlarda böyle eğitim modelleri var. Ben dedi, zaten dedi hani o tür hesapları yapanlar mühendis oluyor. Bizim için değerli olan tasarımda güçlü olanlar. Tasarımda güçlü olan bir öğrenciyi bırakmazdım dedi. Kalması Çok önemli. için okulumda ne mümkünse yapardım dedi. Onu tiyatroya kaptırmazdım dedi. Sonra şunu izah etti. Yaratı bir paletin üstündeki renkler gibidir. Gerçekten yaratıcı bir kimlikseniz eğer, yeşilin üstünde var olduğunuz, eğer yeşilde size bir alan kalmadıysa sıçrayıp sarıda var olursunuz. Sarıda Güzel. yolunuz kesildi mi? Kırmızıya geçer orada var. Orada kesildi mi? Mora geçer orada. Bütün İşte siz renklerde ışık bir tayfı ritim gibisiniz. var. Tabii. Beyaz Ama ışığın renklere bu ayrılması. evet hayatım, çünkü bu eğer gerçekten yaratıcı bir kimlikseniz, siz iyi resim de yaparsınız. Müzik kulağınız gayet iyidir. Ki ben de öyle. İyi oyuncu olursunuz, iyi yönetmen olursunuz, iyi ressam olabilirsiniz. Yani siz hangi alanı seçerseniz, bir alanda yolunuz engellendiyse geçip öbür alanda başarırsınız. Çünkü siz kimlik Mayanın olarak hamurun iyi olması, evet iyi yaratıcısınız. olması. Evet. Evet, Adana Devlet Tiyatrosu'nun ardından tabii ki Ankara'da Hacettepe'de hem eğitmenlik, hocalık işleriniz, hem başroller, hem yönetmenlik, pek çok projede isminizden söz ettirdiniz, üretimleriniz devam etti. Biraz Ankara yıllarını konuşalım, sonra İstanbul'a geliş öykünüzle devam edelim hocam. Ya Ankara Devlet Tiyatrosu'nun gerçekten çok lezzetli, çok parlak dönemlerini yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. O kadar birbirinden güzel projelerde yer aldım. Bir oyuncu olarak hep tatmin oldum. Bir yönetmen olarak da hayatıma ilk Ankara'da başladım ve orada da yönettiğim ilk oyun Ben Feuerbach'tır. Ve beni çok mutlu eden, çok sevgili dostum Selçuk Yöntem'le yan yana geldiğim oyundur. İlk yönettiğim oyun. Sonrasında İstanbul'da bir oyun yönetip sonra tekrar Ankara'ya dönüp Ankara'da benimkinin adı Rejini yönettim. Sonra pek çok oyun Ankara'da yönetip bir yandan da oynamaya devam edip bir yandan da üniversitede hocalık yapıp sonra da Melek Baykal'ın Çıldırdın mı kızım, çocuğunun da rızkını düşün. Bak niye oynamıyorsun? Bizim dizide tam senlik bir rol var dedi. Ben büyük itirazlarıma Ferhunde rağmen Hanım'a. sabah sabah seni kim seyredecek canım deyip ben de inandım. Sabahın kör saatinde kim seyreder hakikaten, kısa bir şey zaten dedim. Herkesi kendim gibi zannediyorum ya, bu oyuncular biraz çocuk ruhludurlar. Ben zaten Evet. iyice çocuk gibiyim. Öyle. Dolayısıyla nasıl olsa beni kimse seyretmez diye oynamaya başladım. Ama çok Meğer seyredildiniz. herkes seyrediyormuş. Evet, Sonra da harika çok işler mutlu oldum. yaptınız. Yani benim evet, yani benim çok sevdiğim arkadaşlarımla, çok sevdiğim iştir Ferhunde Hanımlar. İyi ki yaptığım ilk iş oldu. Orada oynadığım Meftune karakteri hala benim Evet. çok sevgili, çok değerli dostlarımdan bir tanesidir bende duran. Sonrasında gene aynı ekiple bizim evin hallerini yaptık. Orada da bu Hani. kez evde kalmış çılgın kızını oynadım kısmet. Çok güzel Çok güzel. yıllardı, çok keyifli Evet. yıllardı. Bir yandan dört Tabii bir son yanda olarak oyun yönetmeye devam edip. Evet. tabii Medcezir'de Sonra. oynadınız, Jest Sosyede'de hala oynuyorsunuz. Evet, Tabii tabii. koronadan Sonra hizmetçilere geçince. Ankara'dan tabii İstanbul'a geldim. İstanbul'da o bir sürü peş peşe bugün hala devam eden dizi maceraları, işte şehir tiyatrolarını bir zaman 2009'da genel genel sanat sanat, yönetmeni evet, olarak yönetmenlik. yönettim. Tiyatroyla olan bağım hiç kopmadı. Son yıllarda birazcık daha seyrekleşti. Ama kozalar Ama gibi çok iyi oyunlarda yine tabii, imzalarınızı evet. gördük. Yani İnanılmaz işler. tiyatro tabii, tiyatro çok büyük bir aşk. Yani ben tiyatroya bütün varoluşumu borçluyum. Tiyatro
Sevdası hiç gitmez. O hep burada duruyor. Hep burada benimle birlikte duruyor. O O hiç alkışı değişmez. hissetmek, Evet. o ışığı hissetmek, Aa. anında sanatçı ışığı hissedenlerdir diyor ya Ulu Önder hakikaten. Siz de sahnede Tabii, devleşen tabii. eserleri gerek oyunlarınızla, çünkü pek çok reji ödülünüz var yönetmen olarak, Afife Ecale'deki Evet. başarılarınız var. Dolayısıyla imza Evet. attığınız ya da içinde yer aldığınız her projede çocuksu, yaramaz, tatlı, çılgın, yani bunlar benim tabirlerim belki ama böyle bir ışığınız Evet. gerçekten yansıyor ve Ayşenil Şamlıoğlu Evet. diyebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey Onun bir işi oyuncu denir. için. Evet. Çok Bence de. güzel. Tunç Bence de. Yani Başaran'la sizin o işte iyi ki o konuya geldi ki hiç başta da müdahale evet. etmedim. O bana ait değil. Yani kim yazdıysa onu isim benzerliğinden yola çıkıp bana aitmiş gibi yazdı. Ve çok büyük üzüntü duyuyorum. Ben istediğim kadar çırpınayım. Bir takım siteleri Düzeltilemiyor yazmış sosyal olmama rağmen medyadan. bu bana hayır düzeltilemiyor. Öyle kalıyor. O Evet. yüzden de böyle her fırsatta hayır o bana ait değil diyor. Değil. Evet. Evet, Jet Sosyete'yi Evet. görüyoruz. Değil. Sosyeteden sonra hani bir çıkış yaşandı. Hizmetçilere geçtik. Hepimizin şu anda işte mutfakta Evet. ürettiklerimiz, yaptıklarımız, evlere kapandık bu koronadan dolayı. Üretim alanlarımız değişti hakikaten. Hatta doktorumuz Figen Tabii. Hanım'la konuştum bugün. Figen Şen diyor ki yakında ilginç bir diploma sahibi olacağım. Kişisel gelişimimi artırdım dedi. Neydi dedim? İşte artık hamur yoğuruyorum, yemek yapıyorum. Gerçekten farkındalıklar değişti ama bir oyuncunun yaşamında farkındalık ve disiplinler arası yolculuk hiçbir zaman değişmiyor. Hele de sizin gibi yaratıcı, kreatif oyuncu ve yönetmenlerin dünyasında. Nasıl geçiyor Ayşenil Evet. Şamlıoğlu için gerek dizi setleri, gerekse güncel yaşam? Dizi setlerinde ben set ortamından mutlu oluyorum. Zaman zaman çok yorucu olsa da özellikle son Jet Sosyete'deki süreç o kadar keyifli ve lezzetliydi ki zaten sitcom toplasanız 3-4 güne sığıyordu. Şey BKM zaten oyuncusunu pamuklar içinde taşıyan çok keyifli ortam yaratan bir şirket. BKM'nin şefkatli kucağında Gülse Birsel'in zekası ve kıvrak kalemiyle ve bu kadar birbirinden değerli ve pırıl pırıl oyuncuların içinde çok mutlu 2 yıl geçirdim. Her zaman bu 2 yılı sevgiyle ve şükranla anacağım. İyi ki Ne güzel. onlarla yan yana geldim. Sonrasında hizmetçilere başladık. Gene o kadar çok çok şanslıyım. Ne mutlu bana ki çok keyifli bir ekip. Her biri birbirinden pırıl pırıl genç oyuncular. Ve prodüksiyonda yani fabrika yapımda o kadar özenli, o kadar titizlenerek, o kadar zarif davranan bir prodüksiyon şirketi ki. Yani insan daha neyi ister? Neyi Ne istersiniz bir güzelsiniz. oyuncu Bizim olarak? sizin enerjinizden de kaynaklanıyor. Biz de Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde onursal başkanlarımızdan birisiniz. Ayla Algan, Tamer Evet. Levent, Haldun Dormen Evet. ve Ayşenil Şamlıoğlu. Bunların hiçbiri Evet. tesadüf değil efendim. Bunların hepsi birikim, paylaşma, disiplinleri yoğurma ve halka ulaştırma, o ışığın altında Ay çok teşekkür. yansıtabilme. Sizi tabii kısacık bir Çok programa teşekkür. sığdırmak mümkün değil format olarak. Uzun uzun sohbetinizle konuşmak, yaşamdaki renkliliğinizi yansıtmak çok kolay olmasa gerek. Ama Ayşenil Şamlıoğlu aynı zamanda dünyalar tatlısı bir anne. Değil mi? Bir de bu tarafınız Evet, var. çok Orada da sevgili başka bir oğluma. oyunculuk, yönetmenlik kabiliyeti gerekiyor. Nasıl bir oyunculuk seti Şey, var evde? ya benim ömrüm küçücüklüğünden itibaren oğlumdan özür dileyerek geçti. Sürekli hata yapan bendim yani. Çok şanslı bir anneyim. Onun kişisel duruşu ve varoluşu da yani belli bir aslında kimlikle doğuyorsunuz. Elbette Tabii. aile, elbette eğitim size pek çok şey veriyor ama çok temelde duran bir kimliğiniz var ki o kimlik
Benim oğlum da son derece olgun bir küçük adam olarak karşımda. Belki annesi bu kadar çocuk olduğu için mi o öyleydi, onu da bilemiyorum. Bence öyle. Öyle güzel cümleler kurardı ki bana, ben affedersin derdim. Yani çocuk olan ben oluyordum onun karşısında. Hala da öyleyiz diyebilirim. İsmi Avni Tuna Evet. Dilligil. Kendisi de çok uzağa gitmedi meslek seçiminde. Sinema eğitimi gördü. O yüzden Senarist ve sordum. yardımcı yönetmen olarak duruyor. Evet. Sizin ayak Evet. izlerinizi balıkçının, İster istemez. denizcinin ayak izleri gibi, Buket Uzuner'in söylediği gibi, sanırım sizi babasını takip edecek bir Avni Tuna Dilligil olarak, o da Tabii ki üretimleriyle, dedesi. yaratımlarıyla, projeleriyle, dedesiyle taşıdığı isimle çok çok iyi işlerde imzası olacak Dedesi, eminiz. O halası. yüzden sordum. Müthiş, bütün aile öyle. Çiçek Tabii. Dilligil keza yine öyle. Evet, Dolayısıyla evet, hani evet, armut evet. dibine düşermiş hakikaten, ama siz de o armutu iyi besleyip, iyi Öyle oluyor. sulayıp, şefkatle, güneşle aydınlatarak tabii ki bugünlere taşıdınız. Ne mutlu size. Üretim alanlarınızda öğrencileriniz sizden hep şöyle bahseder. Çok öğrencilerinizle temasım oldu benim de. Sizde küçücük bir ışık varsa onu patlatır, aydınlığa çıkarır. Küçücük bir damla varsa. Bu müthiş zor bir şey Sağ olsa gerek. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Hani bir ufacık potansiyeli olsun. ateşe çevirmek. Bakın, her şey sevmekle başlıyor. Önce kendinizi seveceksiniz. Sonra insanları seveceksiniz ve ayırt etmeden seveceksiniz. Dolayısıyla sevgiyle baktığınız zaman karşınızdaki insandaki ne var ne yoksa onu okumaya başlıyorsunuz. Karşımdaki öğrenci ya da genç oyuncu ya da herhangi bir oyuncu, yani yönetmen olarak baktığımda da nedir onu durduran, ona engel olan şey nedir? Ben o engeli aşmasına nasıl yardımcı olabilirim? Ben bunlarla uğraşıp bunlara çok özen gösteriyorum. Çünkü insana özen gösteriyorum. Hele hele öğrenci yetiştiriyorsanız çok özenli olmak durumundasınız. Onun Ne için güzel onlara böyle sevgiyle düşünmeniz. yaklaşıyorum. Bu nedenle. Bu büyük bir şans, sizinle temas edenler, sizinle çalışanlar. Yaşamdaki renkleriniz, hayata bakışınız ve bunu yansıtmanız da kendi dilinizde. Bu kadar proje içerisinde gerek kozalar olsun, gerek başka üretimleriniz olsun, Afife Jale'deki başarılarınız olsun. Geriye dönüp baktığında Ayşenil Şamlıoğlu için iyi ki yapmışım, iyi ki buradayım, iyi ki bunları kendime yad ettim, sonraya bıraktım diyebileceği kısa 2 dakikalık bir özetle izleyicilerimize veda edeceğiz. Söz sizde, buyurun. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlığım yok. Yaşadığım her an iyisiyle kötüsüyle beni var etti. İyi ki bütün bu anları soludum. İyi ki yaşamın içinde durdum. Mutluyum. Ne kadar güzel. Çok güzel. Bunları tabii yetiştiğiniz o ortama, annenize, babacığınıza, bunlara da borçlusunuz. Çünkü Sevgiyle biriktirdiğiniz, büyüttüler. devraldığınız, evet, bunu kendi kuşağınıza ve sizden sonraki kuşaklara iletebildiniz. Çünkü gerçekten sanat üretim ortamı, ama bu üretim içerisinde insanın yeniden kendisini inşası, bir mühendis, bir mimar bunu çok daha iyi bilebilir. Hani dediniz ya, renk paletinde birini başaramazsak bir diğeri size göz Tabii. kırpar diye. Siz bir Işık Tabii. tayfasınız. Neden ışık tayfasınız? Beyaz ışık renklere ayrılınca gökkuşağı, ebem kuşağı oluşur. Ama karanlık olmadan aydınlık, aydınlık olmadan karanlık olmaz. Yani ikisi de sizde mevcut. Bu güzelliklerinizi yansıtmaya, öğrencileriniz, oyunlarınız, projeleriniz, içinde var olduğunuz, yarattığınız karakterlerle her zaman bizimle olun. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz diyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu Evet. oldum. Beni çok şımarttınız. Estağfurullah. Daha fazlasına layıksınız. Sizi seviyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Ayşenil Şamlıoğlu'nu ağırladık yansımalarda. Tekrar karşınızda oluncaya dek hayata, sevdiklerinize ve kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın.